Sevgili seyirciler, Haberaks'ta Engelsizsiniz programından hepinize merhabalar. Bu hafta benim için çok özel bir gün, özel bir konuklarım var. Çünkü niye diyeceksiniz, genelde sizler engelliler denildiği zaman bedensel engellileri belki baz alarak konuşuyorsunuz ya da düşünüyorsunuzdur, aklınıza geliyorsunuzdur ama bu 8,5 milyon ülkemizdeki engelliden bahsettiğimiz zaman bunların içerisinde herkesin aynı hakları aslında eşit yaşam hakkı diye hayatının kalitesini, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hepimizin sorunları aynı aslında. Yani işitme engelliler de bunun içinde, bedensel engelliler bunun içinde, o zihinsel engelliler bunun içerisinde. Yani bu grubun içerisinde, bu kesim içerisinde böylesine geniş bir yelpaze var. Bugün de beni anlayan çok güzel iki konuğum var. Çok iyi şekilde irtibat kurduğumuz, aynı kafada olduğumuzu düşündüğüm, aynı yolda birlikte mücadele edeceğimizi düşündüğüm. Çünkü biz bir araya geldiğimiz zaman çok önemli bir güç oluyoruz ki bunu da bugün farkında olan iki insanla birlikteyim. Birincisi Samsun 19 Mayıs Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın İsmail Kara İsmailoğlu. Hoş geldiniz. İkincisi de Samsun İşitme Engelliler Derneği As Başkanı Sayın Umut Tufan. Umut Bey'i daha önceden de belki programlarımızda haber aksın takipçileri bilirler. Elinden geldiğince bize hep destek olan ana haber bülteninde de işaret dil tercümanı olarak bir duayendir kendisi. Ve tabii Murat Tekin de burada benimle birlikte her zamanki gibi konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz. Fakat bugün diyorum ya, hem işitme engelliler hem de görme engelliler ve ben de kendim bedensel engelli olduğum zaman 3 tane engel grubuyla birlikte sizlerin karşısındayız. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum ve hemen girmek istiyorum sohbeti tabii. Konuklarım kendilerini tanıtsın mı diye onlara soracağım, tanıtmak ister misiniz? Tanıyorlar ama bence önce İsmail Bey'den başlayalım şöyle bir. İsmail Bey, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz. Samsun 19 Mayıs Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı İsmail Kara İsmailoğlu. 16.04.2014 tarihinde Samsun'da spor kulübümüzü kurduk ve bir yılı şu anda geçti. Evet. Kuruluş tarihimiz. Kuruluş zamanında sizinle çok güzel programımız olmuştu. Sağ evet, olun, evet. Eksik olmayın. Evet, Mete Bey. Üzerinden bayağı bir zaman da geçmiş. Evet. Yakın zamanda turnuvalara da gitmeye başladınız artık. Tabii ki, bayağı tabii ciddi ki. Ciddi sahaya yayıldınız yani. Evet. Nasıl gidiyor peki çalışmalar? Çalışmalarımız şu anda çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Evet. Malum ki spor branşları olarak golbol, atletizm, yüzme, evet, futsal, judo. Hı hı. Olabildiğince geniş tabii bir yelpazede işin içindesiniz, evet, sahadasınız yani. En son Aksaray'a mı gitmiştiniz siz? Öyle. Hayır, en son 2,5 hafta önce, evet, Denizli'ye atletizm turnuvasına gitmiştik. Tamam, evet. Atletizm nasıl geçti? Atletizm çok iyi geçti, güzel geçti. Evet. Bir sporcumuza katıldık, evet, ve Cirit'te Türkiye ikinciliği olarak, oo, geri geldik. O zaman gümbür gümbür geliyoruz diyorsunuz. Evet, evet. Bunlar da artık ne de ısınma turları gibi ki önümüzdeki zaman içerisinde daha da başarılı olacağınıza inanıyorum ben size. Evet. Umut Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok yoğun olduğunuzu ederim. Zaten kendim şahsen biz Murat'la da hep aramızda konuşuyoruz, kulağınızı çınlatıyoruz. Biliyorum. Ama sizin bu yoğunluğunuz ve Murat Bey'in de benimle birlikte programı yaptığından beri bir sıkıntı var ya. Ben bunu kendim de fark ettim ama herhalde siz de işin içinde olarak göreceksiniz. Bir işaret dili kursu furyası mı diyeyim ben? Aynen. Nasıl bir şeydir? Herkeste bir ilgi, bir odaklanma başladı. Bunun farkındalığını biz yaşıyorduk ama insanlarda sanki böyle bir, nasıl anlatayım ya, bir her yerde şu an mesela bakıyorum internet ortamında işaret dili kursumuz, işaret dili kursu başlamıştır. Ve biraz da siz konuşun da ben susayım birazcık. Öncelikle ben teşekkür, evet, ediyorum davet ettiğiniz için. Rica ederim, ne demek? Sizin programımıza katılmak benim, evet, için çok önemli, evet, verici bir şey. Rica ederim. Evet, işaret dili, sizde bir program yapmıştık 5-6 ay, evet, öncesinde. O 6 aydan sonra işaret dilinde gerçek anlamda bir patlama oldu. Değil mi? Neredeyse şöyle bir espri de yapacağım. Merdiven altı işaret dili kursları çıktı. Nasıl oluyor peki bunlar ya? Nasıl gerçekten oluyor bunlar? Şimdi işaret dili eğitimcilerimiz eğitimlerini veriyorlar. Öğrencilerimiz yetişiyor. Evet. Ama tam anlamıyla değil. 120 saatlik bir eğitim alıyorlar. Bu eğitim işaret dilinin temelini öğrenmek için yapılan bir eğitim. Yani öğrendim diyemezsin sen bu 120 saatlik. Diyemezsiniz. Evet. Peşine 200 saatlik bir eğitim daha veriliyor. Evet. O da usta öğreticilik veya tercümanlık eğitimi. Tamam, bunu da aldınız ama. Evet, ama.
Bu işaret dilini geliştirmek gerekiyor. Niye? Evet. İşitme engellerle sohbet etmeniz gerekiyor. Onlarla aynı ortama girmeniz gerekiyor. Evet. Maalesef bu arkadaşlarımızın hiçbiri yolda işitme engelli görse bile selam vermekten çekiniyor. Konuşabilir miyim diye. Ama siz kalkıyorsunuz, işaret dili kursu açıp eğitim vermeye çalışıyorsunuz. Neyinize güveniyorsunuz? Verilen eğitimler, şöyle söyleyeyim, %90'ı Samsun'da, %90'ı yanlış. Yanlış eğitim veriliyor. Hiçbiri doğru değil bence. Hı hı. Yani ben 36 yaşındayım, bu yaşıma kadar eğitim vermiyordum. Ben bile artık... Siz aynı zamanda bir kodasınız zaten ve benim zaten bu programı 4 senedir yapıyoruz diyelim. Ben ilk etaptan beri tanıdığım bu konuda yani en yetkili insan olarak hep sizi gösterdiler. Peki sizde yoğunluğunuz vardı. Zaten nasıl olmasın? Yani ama şimdi böyle bir, şimdi bakıyorum herkeste bir işaret dili biliyorum. Biliyorum. Sertifikayı alınca oluyor mu yani? Sertifikayı alınca bu iş keşke olsaydı, biz de sevinirdik. Bizim görevlerimiz de hafiflerdi. Biz tabii. Ondan şöyle diyelim, yakınmıştık. Bir işitme engelli resmi daireye gittiğinde... Evet. Bir arkadaşı olduğu işte işaretleri bilen tercümanla karşılaşması bizim için çok çok iyiydi. Biz de o zaman işitme engellerin öbür hakları için, savunması için başka işlerle uğraşabilirdik. Ama ne yazık ki her işi koşturamıyoruz. Mesela bir işitme engelli işaret dili tercümanı nasıl olmalı? İşaret dili hocası nasıl olmalı? Evet. En başta bir tane, en kötü ihtimalle yanında tanıdığı bir tane işitme engelli olmalı. Evet. Bu %80'i hocaların bir tane bile işitme engelli tanıyan yok. İşitme engellerle sohbeti yok. Peki şunu söyleyebilir miyiz acaba? Ya ben İsmail Bey mesela spor kulübü başkanı. Evet. Bir görme engelli. Diyelim bir de işitme engelli var. Şöyle bir durum var mesela. Ben bunu genelde kafamda şey yaparken bir işitme engelli, bir görme engelli, bedensel engelli. Issız bir adaya düştü. Nasıl anlaşacak bunlar? İsmail Bey hiç bunları düşünebiliyor musunuz mesela? Biz aramızda bazen şey yapıyoruz. Yani mesela işaret dili tercümanı olmadan yapamazsınız, biliyor musunuz? Ben onu çok da sabır ettim mesela kafamda. Yani işaret dili tercümanına mutlaka bir ihtiyaç var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ne kadar zor. Mesela siz de sporla ilgileniyorsunuz İsmail Bey. Ve önümüzdeki zaman içerisinde Umut Bey bir de işitme engelliler olimpiyatları var. Peki bu sizce sebep olmuş olabilir mi bu insanlarda? Evet, büyük ihtimal olimpiyatlar nedeniyle bu işler bu kadar. Hani ben söylemek istemiyorum ama burada bir para da dönüyor değil mi? Bir para alayı var yani. Maddiyat. Evet. Her şey maddiyata dönüştü. Bunu konuşalım, söyleyelim yani. Konuşalım, doğru söylüyorsunuz. Evet. Artık olimpiyatlar var 2017 dönemimizde. Deaflink. Bunun için çalışan gerçek insanlar var. Evet var. Yani Gençlik duyuyoruz. Spor Müdürlüğümüz var, SAMEF var, İşitme Engeller Derneği var. Bu kurumlar çok ciddi bir şekilde işin içinde. Ciddi bir şekilde bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Biz şeyin hesabını yapmaya başladık artık. İşaret dili biliyor bilmiyor geçtik. Şive farkı vardı. Ben size daha önce anlatmıştım. Evet, bir de o var. Şive farkını bile ortadan kaldırmaya çalışıyoruz biz. Çünkü Türkiye'den işitme engelliler gelecek, tercümanlar gelecek. Neyse ki koda arkadaşlarımız bu şive farkını ortadan kaldırabiliyor. Ama biz eğitim verirken bunu karşımızdaki insana anlatabiliyoruz. Evet. Şu böyle, şu yanlış. Ama dediğim gibi eğitim aldıktan sonra eğitim vermeye kalkan arkadaşlar bunlardan bir haberdar. Hiçbir haberi yok. İşte sen bunları anlatamadıktan sonra bu eğitimi nasıl verirsin? Evet. Neye güvenirsin? Ya ben gene dua ediyorum. Bunlar mahkemeye gitmiyorlar tercümanlık yapmaya. Ya bunlar da bir şekilde yan sanayi olmuşlar resmen ya. Diyorum ya, merdiven altı işaret dili kursları olmuş. Gerçekten yani mesela şimdi İsmail Bey, siz gittiğiniz zaman mesela bu sefer gittiğinizde ne kadar kaldınız Denizli'de? 3 gün mü kaldınız? Evet. Peki bu 3 gün içerisinde atletizm, sporcularınız bu atletizm, yüzmede var mıydı? En son gittiğimiz branş atletizmdi. Atletizmdi. Yani o tamamıyla Denizli'deki atletizme yönelikti herhalde. Evet. Peki orada nasıl anlaşabildiniz mi? Gelen mesela size birilerinin yardımcı olması gerekiyor mu? Biz orada, gerekiyor tabii ki değil mi? Biz orada işitme engellerle karşılaşmadığımız için yardıma ihtiyaç duymadık. Ama genel olarak? Tabii genel görme engelli olduğu için konuşabildikten sonra sıkıntı yok. Mesela aranızda peki nasıl anlatabilirim? Mesela siz şimdi mesela az da olsa görüyorsunuz değil mi? Evet. Siz şimdi kendi işlerinizi mesela idame ettirebiliyorsunuz. Benim merak ettiğim bu turnuvalara götürdüğünüz mesela sporcularınızın bazıları da hiç görmüyordur herhalde. Evet. Onlar nasıl mesela olaya adapte olabiliyorlar? Yardımcı olabilir. Birisinin yanında yani her zaman birisi olması gerekiyor mu? Tabii ki refakatçi olması daha iyidir ama kendilerinin zaten almış olduğu bağımsız hareketler vardır. Rehabilitasyon merkezlerinde. Evet. Onlar kendileri için bir avantaj olmuş oluyor. Hı-hı. Burada tabii ki en önemli şey de duyu organı. Yani kulak dediğimiz.
O duyduktan sonra pek sıkıntı olmuyor. Sese doğru bir yönelmiyor var bir şekilde. Evet. Peki onun dışında sizin mesela şu an mesela hocanız falan var mı? Mesela bu konularda sizi yönlendiren, nasıl anlatayım mesela antrenörünüz bu konularda bilgi almanız gereken? Öyle bir antrenörümüz şu anda yok ama biz kendilerini bilgilendiriyoruz. Evet. Sporcularımızla ilgili, nasıl davranacağı şeklinde, nasıl hareket edeceği konusunda zaman zaman bilgilendiriyoruz. Halter nasıl gidiyor? Siz bir de halterle uğraşmaya başladınız. Evet, ben halterle uğraşıyorum. İşte geçen de Şubat ayıydı herhalde yanılmıyorsam. Mart ayı mı Şubat ayı mı tam hatırlamıyorum da gitmiştim. Evet. Pek başarılı olamadık ama inşallah seneye. Ama çok da yeniydi yani bu bunlar da sizin için bence güzel şeyler. Yani bu kısa zaman içerisinde Denizli'ye turnuvaya gitmeniz. Ben yeni başladım zaten evet. Evet. Diğer sporcularınızdan nasıl? Mesela hem golbal, onlar nasıl gidiyor? Şu anda golbol takımımız var. Nasip olursa Ağustos'un 3'ü itibariyle Konya'ya gideceğiz. 5 gün. Yükselme grubuna katılacağız. İnşallah. Hadi bakalım. Hedefimiz orada bir üst düzeye yükselmek. Peki çok kulüp var mı spor kulübü böyle rekabet halinde olduğunuz? Yani bu gittiğinizde gözlemleriniz neydi mesela? Samsun'dan bahsediyorum yoksa? Valla Samsun'la birlikte çıkalım bütün Türkiye'ye girelim bence. Samsun'da var. Türkiye genelinde bildiğim kadarıyla 117 Görmengeli Spor Kulübü var. Çok değil mi sizce bu da ya? Ciddi bir rekabet bunların, söz konusu öyle değil mi? Bunların 100 tanesi veya 102 tanesi mi ne? Faal şu anda. Anladım. Ama yine de ciddi bir sayıya ulaşmışsınız yani. Evet. Bunun arasından da sıyrılıp ne bileyim yani başarılı olmak da yani demin ikinci olduğunu söylemiştiniz atletizmde mesela. Ve bu da önemli bir şey bence. Bizim için önemli. Takdire şayan bir şey yani. Evet. Bizim için önemli çünkü biz daha birinci yarımızı yeni doldurmuşuz. Evet. Yani yeni yeni oturmaya başlarken evet. Böyle bir durum olması bence büyük bir şey yani. Evet. Peki şu an mesela bunlar için antrenman sahası bulabiliyor musunuz? Samsun'da. Tabii ki antrenman sahası ile ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Biz en çok zaten sıkıntıyı peki o zaman nerede yaşıyorsunuz? Mesela deseniz ki hani şu sıkıntımız var hallolması gereken dersek ya şöyle bir şey oluyor mesela. Şöyle bir durum oluyor zaman zaman. Biz futsal ve golbol idmanlarında kapalı spor salonları yaptığımız için zaman zaman tabii ki birçok yerde de anladım. Sporla alakalı kapalı salonları kullanıldığı için ondan dolayı idmanlar çakışabiliyor. O da pek sorun olmuyor yani. Evet. Ama ben başarılı bir şekilde sizin artık çok ciddi yerlere gelebileceğinize inanıyorum kendi adıma şahsen. Bir senede çünkü çok kısa zaman ki bir kulübün başarılı olması açısından. Tabii ki. Bu turnuvalara gitmek ve bence ikincilik de bu kalabalık bir tarafından çok takdir edilecek bir grup. Ve benim Denizli'ye getirmiş olduğum sporcum burada bir idmana katıldı. İkinci idmanı yok. Allah Allah. Bir idmana katıldı ve süre kısıtlıydı zaten. Aldım direktmen getirdim Denizli'ye turnuvaya. Demek ki yani üzerinde bir de durulursa o kişinin şahsın ismi neydi onu da söyleyelim o zaman. İsmini de söyleyelim arkadaşın. İsmi Hasan Aslan. Ona da selamlarımızı gönderiyoruz o zaman buradan. Başarılan devamını diliyoruz. İnşallah. Umut Bey peki bu nasıl gidecek? İşaret dili ne olacak? Yani bu nasıl bir durumdur? Yani şimdi önümüzdeki mesela dedik gibi spordan açıldı konu. Ve işitme engelliler sporu seviyorlar. Ve çünkü diğerlerine göre mesela diğer engel gruplarına göre onların spor yapma olayı daha yüksek. Daha aktif, daha başarılılar. Evet. Şu an mesela ben hiç kulüpten bahsetmedim. Ondan bahsedelim biraz. Spor kulübünden de bahsedelim biraz. İşitme engelliler spor kulübümüz 7-10 Mayıs'ta Türkiye Basketbol Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Bayan bay olarak finale kadar çıktılar. O finalde inşallah bir ödül madalya alıp geleceğiz. Futbolda ilk iki maçımızı aldık. Birincilik hedefimiz. Onun için kovalıyoruz. Bu gidişata göre de çıkacağımıza eminiz. Yani bu sporcuların hevesi bir kat iki kat daha arttı. Çünkü olimpiyatlar Samsun'da olacak. Herkes milli takımda ülkesi için hizmet vermek istiyor. Ya bu olimpiyatlar da küçümsenecek bir şey değil. Yani çok ciddi bir şöyle söyleyeyim, ben organizasyon öyle değil mi? İki tane olimpiyata katıldım tercüman olarak. İki tane dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına katıldım. Normal bir insan bunu yapmış olsaydı herhalde el üstüne tutulurdu. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya yani benim, biz
farkında değiliz biliyor musunuz aslında? Farkında, ödül yönetmeliği bile öyle. Evet yani ben... Engelli, mesela, bütün hepsi için evet. Konuşalım. İşitme engelliler değil. Tabii görme engelliler de öyle. Mesela paralimpik olsun. Olimpiyatlarını dediğiniz zaman yani, ben mesela açıyorum kendi adıma çok hani programdan dolayı mesela olsun bu konuda çok uğraşan birisini biliyorum Türkiye'de mesela Yavuz Koca Ömer. Evet. Mesela biliyorsunuzdur. Hani paralimpik dalında mesela hem görme engelliler olsun kim olursa olsun yani paralimpiği herhalde Türkiye'de cümle içerisinde kullanılmasına bile en çok sebep olanlardan birisidir kendisi. Evet. Ama bu konuda biz çok başarılıyız. Ben bunu görüyorum sporcularımızda Türkiye genelinde. İşte İsmail Bey ile konuştu. Bakın adam mesela sporcusu bir idmanla gidip bunu başarabiliyorsa demek ki profesyonel bir destek yapacak. Ve programla ve biraz daha zaman içerisinde neler yapacak. Avrupa'da, dünyada. Yani maksat diyorum her zaman o bayrağı dalgalandırmak ve ismimizi duyurmaksa yani bizim elimizde ne kadar güzel şeyler tabii var ya. Tabii bir şeyler yapılması şart. Evet. Biz de şu an Samef İşitme Engelliler Derneği Genç Spor'la beraber olimpiyatlar için taramaya başladık. 4 evet. Mayıs'ta başlatıyoruz. Yani branşlarına göre ayrım yapacağız. O branşta yetenekli olan kişiler uzman hocalarıyla beraber eğitimlere başlayacak. Ayrıyetten bir de onu geçelim. Eğitim yapacak, taramaya katılacak hocalarımız, antrenörlerimiz diyelim. Evet. Onları işaret dili eğitimine başladık. Onlar için de işaret dili eğitimleri veriyoruz. Çünkü istiyorlar ki biz her şeyi daha rahat anlatabilirim. Yani tercüman kullanmayalım. Tabii ki yani o sıkıntı oradan kalsın. Olimpiyatlara yani. Katılacağız. Samsun'u temsil edeceğiz. Ülkemizi temsil edeceğiz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Yani güzel şeyler yapıyoruz ama bunları konuşamıyoruz. Anlatamıyoruz. Çünkü bu işaret dili yani şöyle söyleyeyim. Normal insanların işaret diline heveslenmesi, gözleri böyle pırıl pırıl çakıl taşı gibi bizim çok hoşumuza gidiyor. Tabii ki. Ama aldıkları eğitim yanlış eğitim. Şimdi biz de şimdi diyoruz ki işte şu kursa gitmeyin, şu kursta şöyle eğitim veriliyor demek istemiyoruz. Tabii herkesin iyi niyetinden de şüphe edemiyorsun. Yani ben demek, sizi de tanıyorum. İstemiyoruz. Yani, şimdi tamam gerçekten bu işaret dilini bilmiyorum. Ben biliyorum. Evet. Ben çok birçok kursa gittim, gördüm veya birçok kursun eğitimcisini tanıyorum. Anlıyorum. Ya şöyle söyleyeyim, ilçelerdeki halk eğitim merkezleri telefon yağmuruna tuttular biz artık. İşaret dili kursu açmak için. Değil mi? Evet. Düşünün. Şimdi ben bir halk eğitimde, Çanak halk eğitimde başladım mesela. Öbür arkadaşlara bakıyorum, Bafra'dan çağırıyorlar, Çarşamba'da bile halk eğitim işaret dili kursu açtı. Duydum. Çarşamba'dan, Bafra'dan, 19 Mayıs'tan. Ya tamam bunlar güzel şeyler ama ben halk eğitimleri de istemek istiyorum. Bir bakın. Ya bu biraz da bana göre aslında ya ben diyorum herkese de. Diplomayla olmuyor. Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi oldular insanlar. Bir anda böyle bir saldırı başladı ama ne bileyim ya inşallah her şey bir şekilde yoluna girer de şu olimpiyatlardan yüzümüzün akıyla ve bu potansiyeli, bu güzel potansiyeli değerlendirerek başarılı bir şekilde çıkarız. Ya bir de şöyle bir şey var. Öyle bir tercümanlar var ki. Evet. İşitme engelli ortamına girmeye çalışıyorlar. Girsinler. Biz hoşumuza gidiyor. Eğlensinler. Evet. Onlarla kaynaşsınlar. Hayatı paylaşmak ama zaten mesela. Sadece bunu reklam için kullanıyormuş. Evet. Niye? Ben kurs açacağım. Ben işitme engellilerle iletişim kurabiliyorum. Ben iyi tercümanım. İyi hocayım şeyine getirmeye çalışıyor ama bu yaptığı ne diyeyim hiç mi Allah'tan korkusu yok? Hiç mi? Vallahi ama zamanla bu çıkar ortaya diye düşünüyorum ya. Çıkana kadar olimpiyat çok gelir. Çok iş girmiş değil mi? O olimpiyat gelir. Biz Samsun'da o zaman bakacak ki işte halk eğitimlerden liste istenecek. Evet. Olimpiyat komitesinden. O çok güzel. 3000-4000 tane tercüman yetiştirilmiş. Kurslardan mezunlar var nasıl olsa. Üzücü. Şimdi bunları alıp görev başına getirdiğimizi düşünürseniz daha kendi insanlarıyla anlaşamazken Avrupalıları biz nasıl ağırlayacağız burada? Evet. Ya bu çok büyük bir sorun. Artık bu işaret dili kursunu açan hocalara ben seslenmek istiyorum. Lütfen. Ya Allah'tan korkmuyorsanız gözünüzü seveyim yani yapmayın bu işleri. Çünkü daha işaret dilinin daha ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşaret dilinin ne olduğunu bir öğrenin veya işitme engelliyi bir tanıyın. Hiçbir işitme engelli tanıyor musunuz? Yok. Tanımıyorsunuz. Onların neler hissettiğini, neler onlarla yaşadığını, vakit geçirin, ciddi onlarla vakit geçirin. Yani evet en güzeli iyi ki hatırlattınız Mert abi. EKPSS tercihleri vardı. Bunlar için işitme engellilerin okuma yazması bizim gibi olmadığı için ne yapabiliyoruz? Bizler yardımcı olacağız. Eğitim verenler, eğitimciler veya herkes. Bu işten anlayan herkes. Şimdi biz yazıyoruz işte Facebook'a ya da başka yerlerden haber gönderiyoruz, mesaj atıyoruz. Gelin arkadaşlar yardımcı olalım. Bakıyorum Samsun'da en kötü ihtimal 14 tane kurs açılmış. O hocalardan hiçbirinden ses çıkmıyor. 14 tane kurs mu açılmış? En az. Bu benim sayabildiklerim. Ben 7'ye kadar en son 7'den sonrasını vallahi bıraktım ama.
En az benim sayabildiklerim daha yeni. Yani evet. Bütün dernekler de açıyor. Mesela orta belirli engeller açıyor, görme engeller açıyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Güzel tabii. Bu hayata artık paylaşmak engeller güzel ama hepsi beraber oluyor. Biraz bir arada tabii, kaynaşma olacak. Amacımız da bu değil mi? Amacımız bu muydu? Evet. Evet. Hepsini birleştirmek miydi? Ama biraz da disiplin ve ciddiyet olsun işin içerisinde. Onlardan yani da ricam. Çalıştırdıkları hocalara dikkat etsinler. Evet. Size danışabilirler. Evet. Bazı kurumlar bize danıştı. Teşekkür ederim onlara da. Bu iş yapar mı yapamaz mı, işi biliyor mu? Arkadaşlar bir de bilmemek ayıp değil. Tabii. Gelin bize sorun. Bu eksiğim vardı. Şu eksiğim vardı. En büyük özellik hiçbir şeyi bilmediğin zaman bile biliyorum diye söyleme. Evet. Bilmiyorsan bu işareti bilmiyorum de bitti. Doğru söylüyorsun. Öğrenim size iletirim deyin ama demiyorlar. Bilmiyor, uyduruyor. Doğru. Ya mesela siz mesela İsmail Bey'le tanışıyorsunuz, aynı ortamdasınız. Evet, İsmail Bey'le tanışıyorum. Ne güzel işte, ben mesela ikiniz bir programdasınız. Ben kendi adıma çok mutluyum. İsmail Bey mesela şimdi gol bol, mesela onların da gol bol bal. Siz mesela futbolu normal bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Evet. Zilli topa ihtiyacınız yok. Yok. Sizin gol bol nasıl gidiyor? Ben en çok onu seviyorum mesela kendi adıma. Seyir zevki çok yüksek olduğu için. Evet, şimdi bizim gol bol dediğimiz oyun, evet, karşılıklı üçer kişiden oynanan bir oyun. Zilli top var. Basketbol topunun zilli olan şekli. Sese bu, göre futbolcular tabii oynayan kişiler. Üçer kişi oynarken yere oturarak oynanıyor. Yani normal bir futbol gibi tarzında oynanmıyor. Evet. Ama tabii çok da keyifli öyle değil tabii mi? Tabii tabii evet. Karşılıklı kaleler var ama 9 metre kareleri. Yani, belli kıstasları. Tabii hiç görme olayı falan yok. Evet, kesinlikle. Evet. O şekilde yerden atılarak gol atırmaya çalışıyorum. Oynama şekli bu. Evet. Bu konuda mesela size başvuran derneğinize mesela ama pardon kulübünüze başvuran mesela daha çok gençlere hangi sporla daha ilgili görüyorsunuz mesela? Hangi spor daha çekici geliyor görme engellilere? Biz kendilerine soruyoruz hangi spor yapmak istiyorsanız. Yoğunluk ne peki? Siz ne şu düşünüyorsunuz anda bu konuda? Yoğunluk olarak görünen futsal. Futsal değil tabii mi? Tabii ki. Onu zaten görme mesela engellinin en çok özlem duyduğu futbol. Evet. Futsal. Futsal nasıl gidiyor peki o zaman? Futsal şu anda idmanlarına başladık yeni yeni. Evet. Şu anda iyi. Futsal da futbol artık diyebiliriz değil mi yani? Onun da zilli bir top var onda da bildiğim kadarıyla. Evet. Bir şimdi futsal dediğimizde dediğimiz bizde iki kategori ayrılır. Bir B1 futsal var, bir de B2 B3 futsal var. Bizdeki şu andaki bundan mevcut B2 B3 futsal var. Evet. B1'de kurmaya çalışıyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda kurabiliriz. İlgi var mı peki? Nasıl? Samsun'u nasıl görüyorsunuz? Şu anda ilgi var, evet. Peki destek alabiliyor musunuz? Şimdi siz mesela en son turnuvaya gittim demiştiniz Denizli'ye. Tabii bunlar hepsi bir maliyet. İşin bir de bu maddi kısmı da var. Evet. Bunları nasıl hallediyorsunuz? Halledebildiğiniz daha doğrusu. Bireysel sporlarda genç spordan destek alarak gidiyoruz. Evet. Ama normal takım sporlarında kendi imkanlarımız veya sponsor bulunabiliyorsunuz o şekilde. Peki milli takımlara göz kırpan oyuncunuz var mı hiç böyle umutlu olduğunuz böyle nasıl diyeyim? Var. Milli olabilecek. Şu anda demin az önce bahsettiğim bahsettiğimiz arkadaş zaten bence olacak gibi gözüküyor ki. Şu anda bazı spor kulüpleri zaten şu anda kendisiyle temas halindeler diyorsunuz. Temas halindeler evet. Peki bu nasıl oluyor? Peki gelip alabilirler mi sizde mesela sözleşmesi falan oluyor mu sporcuların? Yok, alma ihtimali yok. O %0. Yani onunla sözleşme imzalıyorsunuz değil mi? Yani mesela sizin yok, kulübünüzde sözleşmemiz falan yok. Ama alma ihtimali de yok yani. Peki kendisi gitmek isterse? Gitmek size gönderir, sıkıntı yok. Gider. Zaten istemiyor ki. Ya sizde nasıl peki Umut Bey mesela böyle olursa? Aynı sözleşme imzalamıyoruz. Evet. Her yıl vize yapılır. Yanlış peki para alıyorlar mı bu sporcular? Para alıyorlar mı? Ne yazık ki biz istedikleri paraları veremiyoruz. Mesela siz veremiyorsunuz mesela diyelim. Transfer olduğunda kulüp mesela diyor ki bizim en pahalı sporcumuz şöyle söyleyeyim futbolcudur, voleybolcudur. 5.000 lira en pahalı sporcumuz budur. Ama biz bunu almamak için yani çocuk kazansın diye, sporcumuz kazansın diye onun işte yol masrafını verin. Evet. Ona her maç başına yemesi içmesi şu oluyor. 300-500 lira verin, bize daha az verin. Bizim amacımız o. En azından yani, o doğuştan keyif alsın. O kazansın. Milli takım için zaten çabalıyor çocuk. Evet, maddi sıkıntı olmasın. Milli sporcu olduğu zaman da bizi biliyorsunuz, bizde 5 tane Avrupa 3.sü olmuş voleybol takımında milli sporcumuz var. Hepsi de sporcusu da olmuş, ne güzel. Basketbolda var, Ecrim var biliyorsunuz. Şu an o da Ankara'ya transfer oldu. Ama onlar artık profesyonel boyutta taşımış durumdalar değil mi? Normal profesyonel boyutta oynuyor. Oynuyorlar. Milli takımımızın da
kaptanı, göz bebeği zaten. Evet. Ya böyle insanları gördüğümde işte bengeller daha da hevesleniyor, daha hırslanıyor. Evet. Aynı takımda oynamak, onunla top koşturmak onlar için daha ayrı bir keyif oluyor değil mi? Ya dünya şampiyonası yapıldı basketbol bay bayan. Dünya ikincisi oldular. Yok böyle bir evet. şey yani. O da yenildiğimiz takım Amerika. Ya bir de bizim Samet Bulut var, ismini duydunuz mu? Tabii İşitme engellerde judocu mesela adam birinci, üçüncü olmuş falan yani. Ne kadar da düzgün bir arkadaşımızdı. Ben kendisine selamlarımı gönderiyorum. Biz de gönderiyoruz. Yani o mesela cihazla takması falan hani mesela judo yapıyor çocuk. Antrenörlüğünde neler varmış, ne incelikler varmış. Yani rakip mesela antrenörüyle göz göze gelmesin diye çünkü göz teması kurmazsa göz İsmail Bey düşünebiliyor musunuz? İşitme evet. engellerde de göz teması çok önemli. Evet. Siz kulakla mesela evet. onun kurmaması için rakip mesela devamlı gözlerinin önüne geçiyormuş mesela. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ince stratejik şey. Ben bunları şahsen... Bizde öyle bir sorun yok. Sizde öyle bir sorun yok. Hadi size duyarak halledebiliyorsunuz. Evet. Ama işte diyorum ya, hepinizin mesela kendine göre bedensel engeller de dahil olmak üzere kendi kendimize sorunlar olduğu gibi ama işte benim de içinin üstünde durduğum mesela bu sporcuların olsun, paralimpik olimpiyatları olsun yani bunları gündeme getirmek için de hepimizin bir arada durması gerekiyor. Yani çok büyük bir güç oluyoruz. Bunun farkında değiliz fakat kesinlikle. Biz. İşte benim mesela bu programda da insanlara vermek istedim. Siz mesela çok başarılı bir şekilde bir seneyi geçirmişsiniz İsmail Bey. Evet. Yani bu gerçekten ben takdir ediyorum. İnşallah devamı da gelecektir. Evet. Ama biz bir de şöyle bir olaya bakmamız lazım. Mesela son milletvekili aday adaylarında mesela seçimlere gittiğimizde kaç tane engelli aday seçildi mesela? Bilmiyorum. Yani aday olma biz, en azından aday olma yolunda. Türkiye'den 7 tane engelli aday oldu. Peki, hiçbiri kazanamadı. Hiçbiri kazanamadı değil mi? Mesela öyle diyelim. Ama sonuçta işte işin sıkıntısı nereden geliyor? İşte bu sorunları sağlıklı bireyler yani bizimle iç içe olmayan bir görme engellileri, bir işitme engellileri tanımayan insanlar bizim yaşam kalitemiz hakkında bir şekilde konuşup karar verebiliyorlar. Aynen. Ama öyle. Biz bir araya gelirsek diyorum ki işte ben de kendi adıma yani İşte, hani bir slogan vardı hatırlarsanız ya hepimiz engelliyiz ya hiçbirimiz. Evet zaten Mete Bey evet. önemli olan engellilerin bir araya gelememişinden kaynaklı. Değil mi? Bakın siz de, evet bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela? Ben sizin bu düşüncelerinizi de almak istedim. Bugün engeller 7,5-8 milyondan bahsettiniz ya evet, önce. Evet, evet. Bu az buçuk bir rakam değil Türkiye'de. Kesinlikle. Bakıldığı zaman. Yani %10'una tekabül ediyor tabii neredeyse. Ki, tabii %10. Ki. Burada şimdi bu şekilde bir birleşme, birlik, beraberlik olduğunu düşündüğünüz zaman evet. en az 2 milletvekili gönderirsiniz şeye. Ne kadar da güzel evet. bir yani nasıl anlayayım? En azından içimizden birileri olur öyle değil evet, mi? Tabii ki. Hani bizi anlayan, şimdi herkes soruyor ki mesela engelli maaşı ne kadar? Ben şahsen ya ben ne bileyim diyorum ya. Allah Allah. Ya da diyor ki mesela herkes bunun peşinde. Ama işte bunları da söyleyenler kimisi için çok az bir para. Çünkü adamın iki tane engelli çocuğu var. Ben hep öyle söylüyorum genelde. Evde yatıyor, iki engelli çocuğun parasını alıyor. O adam için o para çok. Ama bir de o parayı alıp da sosyal hayata katılmak, işte mesela görme engelliyse spor faaliyeti yapmak, işitme engelliyse spor faaliyeti yapmak için gerçek o para az. Tabii ki o para az. Yani bizde böyle bir sömürü de var. Ama işte bunları anlayan birisinin orada olması demek bizler için ne kadar büyük bir avantaj olacaktır çok diye düşünüyorum. Çok faydası olur. Mesela evet. dediğiniz gibi maçlara giderken nasıl gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet. Mesela 7-10 Mayıs'ta biz Konya'ya gideceğiz. Bay bayan takımı götüreceğiz. Toplam 30 kişi. Ne kadar ciddi bir rakam da var çok bir de. Ben işin madde boyutuna bakıyorum. Hiç yanlış anlamayın yani da. Yani yatması, çünkü yemesi, biliyorum, evet, konaklaması. Aracı, gidişi, gelişi. Biz bunun altından nasıl kalkacağız diye düşünüyoruz. Değil günlerdir mi? Uğraşıyoruz şu an. Evet. İşte bir yerden destek bulabilmek için. Ya bu çocuklar bir de gerçekten spor yapıyorlar. Yani evet. bazıları yanlış anlamasın. Bazıları isim olsun diye kurulmuş. Kulüplerimiz evet. var. O kulüpler maksat işte engelli mi engelli veya normal kulüpler de var öyle. Sadece engelliler için demeyelim. İsim olsun diye kurulmuşlar. Başarı yok ama en büyük destek onlarda. Evet. Çok güzel destek alıyorlar. Nasıl alıyorlar bilmiyoruz. Biz Türkiye en kötü ihtimal her sene bir branştan Türkiye şampiyonluğu getiriyoruz. Evet. Uğraşıyoruz. Biz onun için çabalıyoruz. Yani sporcularımızı daha başarılı yerlere getiriyoruz. Samsun'u temsil ediyoruz. En önemlisi. Ya bir de ben bilmiyorum bana katılır mısınız İsmail Bey? Samsun bu konuda çok dinamik bir şehir öyle değil mi? Evet. Yani sporcu ve engelli konusunda Umut Bey yani ben mesela genel açıdan baktığım zaman hep bedensel engelliler, hem işitme engelliler. Tabii hepsi. Mesela hem de görme engelliler olsun. Bir bakıyorum mesela otizmli çocuklar var mesela. Onlar da ayrı mesela. Çok. Down sendromlar var. Onlar bir de serebral palsili mesela kişiler var. Aktifler. Yani tabii aktifler yani bir şekilde hayatın içindeler. Doğru söylüyorsunuz. Yani Samsun'da bu. İşte bu
Olimpiyatlar bence bizim için mesela ilk etapta çok önemli bir sınav olacaktır ya, ki. Türkiye'de bir evet. ilk olimpiyat yapılacak. Değil mi? Bunu işitme engelliler başarmış. Evet, ve bu işaretlerini getirmişler. De, bu işaretlerini de lütfen yani ben de kendi adıma yani saçmalamayın ya. Yani aynen. Değil mi? Saçmalamayın kardeşim yani bunu düzgün bir şekilde yapıp altından kalkalım. Şimdi yasağı yok işte bir kurum yok. Bir de sizin bir gibi mesela siz varsınız, Mehmet Bey var, Ertuğrul'u biliyorum ben. Evet, Ertuğrul. Evet. Böylesine düzgün insanlar da var yani. Bu işi bunları gerçek anlamıyla yapanlar var. Ya bazıları evet. Şimdi öyle bir yapmış ki bir de eğitimci, ben gözümle gördüm. Akşam kitabı almış, çalışıyor, evet. Gece saat 3'e kadar, 4'e kadar sabah evet. Gidip ders veriyor. Öyle çok ezber güzel. Yapıp gidiyor. Çok güzel. Ben sınavlara öyle hazırlanıyordum üniversite okurken ya. Ondan sonra da zaten o kağıtları yırtıp atıyordum. Ezberim dedi bitti gitti. Derse çalışsa zaten. Yani ezberlersen ezber unutulur gider kardeşim. Yaşamak lazım. Diyor mu ya bir öğrenci bir soru sorduğu zaman kalıyor evet. Öyle. Bu bizim konumuz değil. Kesinlikle. Daha o konuya gelmedik diyorlar. Geçip gidiyorlar veya evet. Uyduruyorlar. Ya peki evet. Bu işitme engelliye ne kadar zarar veriyor farkında değil misiniz? Doğru. Yani sen yetiştiriyorsun gönderiyorsun. O çocuk ondan sonra mesela evet. Diyelim bir kamu kuruluşta tercüman olacak. Ya bu güzel şeyleri bence elimizin tersiyle etmeyelim altından. Ne kadar güzel kalkınılacaksa, ne kadar düzgün ve disiplinli bir şekilde hazırlanılacaksa o yapılmalı ya. Bunu da lütfen herkesin, ben vicdanına bırakıyorum, en azından buradan uzak durun ya. Mesela görme engelliler açısından İsmail Bey size bir şeyi tarif ederek, mesela birisi geldi mesela uzaktan telefonla tarif etti mesela. Anlayabilir misiniz mesela sizin sorunlarınızı ya da sizin ne yaşadığınızı? İçinize girmesi gerekmez mi mesela? Şimdi bir, bana şimdi siz golbada anlattınız, futsalı evet. Anlattınız. Ben bunu seyretmeden, sizin yanınıza gelmeden ne kadar... Bilgi sahibi olabilirim tabii öyle değil mi? Bilgi sahibi olma şansımız yok. Yok çünkü işte. Çünkü öyle durumlara karşı karşıya geliyoruz. Evet. Birisi mesela normal gören bir insan bir yol tarifi bir yaparken evet. Mesela kendine göre yapıyor. Tabii. Sizi yaparken de eliyle koluyla hareket ederek mesela şuradan gidiyorsun evet. Sağa döndün sola gittin falan gibi. Ya ben en komik ne diye karşılaştım biliyor musun İsmail Bey? Bir tane görme engelli vardı bir... ne derler bir yere gittim yanlışlıkla gittim şimdi en sonunda çıkarken de onu anladım. Ya görme engelli birinin kulağına eğilip adamın bağırması beni çok deli etti ya. Yani bu nasıl bir şeydir Allah'ını severseniz yani adam diyor ki ben duyuyorum diyor görmüyorum diyor. Problem orada ama o hala ısrarla hani ama bana da bu oldu hastaneye gittim mesela engellisin ya. Adam benim kulağıma kadar eğiliyor bağırıyor da çağırıyor. Ya abi Allah'ını seversen dedim ya en sonunda bunu iki defa yakaladım yani. Biz kendimizi de ifade edemiyoruz belki de. Hani bu kadar yanlış nasıl olur? Mesela düşünsenize sizin kulağınızın dibine kadar eğilmiş birisi olmuştur elbette ya. Abicim bak buradan vallahi. Bir de ilk olarak etlerle yaptıysa şuradan direkt çık. Tabii, evet. Dümdüz git oradan dön sağa. Yani ne bileyim ya bu nasıl? İşte şuradaki, anlatamıyoruz demek ki sorun bize de tabela, var. Şuradaki tabelayı görüyor musun mesela? Ha, evet. Yani görüyorum. Onu görüyorum da seni görmüyorum yalnız. Allah yani çok enteresan durumlar söz konusu ya. Tabii. Yani insanlara demek ki biz bir de hani işte bu yan sanayi yüzünden insanlara bence kendimizi ifade edemiyoruz. Hala görme engelliler mesela dilenci, işitme engelliler gergin, sinirli. İşte ne bileyim bedensel engelliler işte sakat. Kapının önüne koyup ver önüne bir tane tart aleti. İşte tartsın oradan gitsin. Aynen. Spor bizim neyimize ya. Bu futsal neymiş Allah'ınızı severseniz evet. Yani futsal nedir? B'si var, 2'si var, 3'ü var. Evet. Otur evinde ya değil i̇şte mi? İşte ama farkında siz değiller. Siz bunun farkında ben, mısınız? Yani ben bilmiyorum ama. Mete Bey ben hiç unutmuyorum. İlk biz 2004 yılında Samsun'da görme engelli spor kulübünü kurarken evet. Kurduktan sonra gene bu golbolleri gibi turnuvaya gideceğiz Maraş'a. Evet. O yıllarda o dönemin Cenik Belediye Başkanı vardı. Yanına gitmiştik. Evet. Biz aynen ifadesi şu. İşte oturun sıcak sobanın başında dışarı çıkmayın. Yani otur da yani sobanın üstüne oturmuş gibi oluyorsun. Çok sıcak oluyor ondan sonra da. Yani siz spora dört ne işiniz var? Dört duvar arasında gibi. Evet değil mi yani? Evet. Ama önemli gerçeği unutuyorlar. Evet. Yani bunu herkes de kabul etmeli. Evet. Engelliler sporda ayakta normal insanlar bizlerden daha da başarılılar. Kesinlikle. Ve bunu da ispatlıyorlar madalyalar. Kesinlikle. Bakın, futbolda dünya şampiyonu olduk siz. Şimdi mesela biz futbolcu için ben kendi açımdan mesela siz bilmiyorum katılır mısınız? O onun için bir spor olabilir. Mesela çok önemli bir futbol. Ama engelliler hayata tutunuyorlar kardeşim bu sporla. Hayata ve onu artık hedef olarak koymuş. Orada bir yani ben burada başarılı olacağım ve kendimi göstereceğim şeyini koyuyor. Evet. Yani lütfen bunun farkında olsunlar. Bu işitme engelli de aynı. Hepsi, görme engelliler için de ayrı. Paralimpik de öyle, evet. Diyaflink de öyle. Hepsini aldığı başarılar. Ya bunları niye görmüyorlar? Mesela dediğim gibi. Paralimpik'te çok başarılıyız ya. Bunu artık birileri diyor. Ödül yönetmeliğinde artık bir şeyler yapılsın. Normal evet. Ödüllerde işte normal insanlara verilen ödül.
100 trilyonsa bizimkine 1 lira. Evet. Bu kadar fark var arada ya. Çok bir uçurum var ya. Peki mesela sizin o atletizmde İsmail Bey, ikinci olan mesela kardeşimiz ödül olarak bir şey aldı mı? Ödülü yıl sonunda veriliyor şu an. Ne verecek? Krediye mi yatmış? Normalde şey yani? Aldı, madalyasını aldı da hani yani para falan para veriliyor ödül olarak yıl sonunda veriliyor. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Faize mi yatırıyorlar ki bunlar acaba? Onu da hiç oradan bilmiyorum. Değerlendiriyorlar. Ya bizim zaten Görme Engelli Spor Federasyonu biraz da sıkıntı olduğu için. Evet. Peki ne kadar para alacak? Ya sorması hiç ayıp. Bilmiyorum. Bilgim yok yani. Türkiye, ortalama ne olur ki acaba ya? Türkiye mesela şampiyonası mı? Türkiye şampiyonası. Türkiye ikincisi oldu. Hı, evet. Para alacak ödül. Ha, alacağı para 300 lira. İşte. Valla. Ben 400 vereyim gelsin benimle sohbet etsin daha iyi ya valla. Ne bileyim ya kız ya. Ben de zengin para değilim. Şimdi millet de hemen anlar ki ya bu çocukların ne para varmış. Çok ya yok öyle bir şey yok. Yok. Para mara vermiyorum. Türkiye şampiyonalarında federasyonlar para vermez. Federasyonlar evet, harcırat veriyor. İşte o dediğim 300-400 lira olayı. Takım halinde bir yarışmaya katılırsan ilk üçe girenlere ödül deniliyor evet, ama biz 5 sene oldu hala alamadık. Verecekler inşallah. Bekleyin. Faizde ben bana aradılar dün akşam. Sizin katılacağınız para faizdeymiş. Artı arta verecek yani. Bir de yani, euroya veren endeksliymiş. Ciddi bir şekilde euroda da artış ya, olduğu için. Avrupa yani ikinci olan arkadaşımıza da İsmail Bey söyleyin. Para emniyette yani hazırda. Avrupa bana üçüncüsü olmuş geldi çocuk yani. O takımın milli evet, sporcusun. Maaşı 320 lira. Sanki bunlar bedavadan gidiyormuş 320 gibi. 320 lira maaş veriyorlar o çocuğa. Ondan sonra sporcusu yani bir de kusura bakmasınlar ama bir de Türkiye'de diğer mesela futboldan halde olduğumuz belli. Ya onların sadece onlara verilen primler bu paralimpik olimpiyatlarında mücadele eden çocuklara verilse, gençlere verilse bir var maçta ya, verilen prim diyelim yeter. Ha, bakın, bir maçta verilen prim. Siz ne diyorsunuz bu konuda İsmail Bey? Yani ne kadar yanlı bir tutum var öyle değil mi? Tabii ki. Yani orada bir futbolcuları bir maçta ya. Mesela en son hangi maçı kazandık? Biz çok büyük bir ülkeydi. Neydi? Lüksemburg muydu? Lüksemburg. Yani. Çok büyük bir ülke ya. Ama müthiş yani. Hani Avrupa haritasının yarısını kaplıyor. Onu yendik i̇şte ya. Orada verilen primi keşke işte paralimpik olimpiyatlarına futbolcular deseyken aktarsalar. Evet. İşte Mete Bey bunların olabilmesi için deminki ifade ettiğim gibi evet, engellerin bir arada olması şartı gerekiyor. Ama biz bir programda bir adım attık biliyor musunuz? Ben onun için size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, yani samimiyetimle söylüyorum yani bu bir araya gelme olayını bir aşalım yani ne olursunuz. Evet. Yani mesela diyelim ki mesela Umut Bey mesela saygıdeğer bir insan. İsmail Bey de aynı şekilde bu işin içinde mücadele veren insanlar. Ya bir araya gelirse gerçekten biz birçok şeyin altından kalkacağız biliyor musunuz? Hatta tek tek hepimizin belki sorunları da olacak. Çok uğraşıyoruz mesela. İşte biliyorum ben zaten. Engeller Meclisi evet, kuruluyor. Değil mi? Hevesleniyoruz hep beraber gidiyoruz. Bütün ondan sonra dağılabilirsiniz. İkinci toplantı kimse yok. Kimse yok. Niye mi? İşte benim için konuşmadın, benim adım geçmedi, şunun adı. Burada, ya bunları bırakalım burada ya, bizim adlarımız önemli değil. Evet. Burada bizler için yapılacak olanlar. Kesinlikle. Bu engellere hizmet etmek değil mi bizim görevimiz bu. Sen kalkmışsın benim adım yazılmadı. Evet. Yok benim. Onu sizinle yaşadık. Ben sen artık o konuda çok doluyum. Yani bana girmeyin. Ben girersem yani var ya yemin ediyorum ama sadece şu Samsun'da olan şeyleri biliyorum ama yani. Ya mesela İsmail Bey ben ilk katıldığı zaman mesela yeni başkan olmuştunuz. Bir sene içerisinde bakın ne kadar yol almış mesela kendisi. Hı. Nasıl takdir etmeyelim edelim. İşte, diğerleri de bir rekabet olsun ama bir araya gelirken de sonuçta hepimizin hakları söz konusu. Rekabet orada olsun da sporcu sayılarını mesela tabii, biz işitme engellerde bunu yaşamıyoruz Allah'a şükür. Anladım. Samsun'da bir kulüp bir kulüp. Evet. Ama görme engelleri, ortopedik engellerde ne yazık ki öyle değil. Evet. En az 3-4 kulüp var. Sporcuları evet, bölünüyor. Hı. Destekleri bölünüyor. Evet. O zaman ne oluyor? Bir faydası olmuyor. Kimin kimseye faydası olmuyor. Bunları evet, önce kendi aralarında birleştirmeleri lazım. Değil mi? Sonra öbür engel gruplarıyla bir araya gelmesi lazım. Bunu aşarsak zaten dediğiniz gibi 8,5 milyon kişi sorun kalmayacak. Sorunu aşarız. Evet. Mete Bey spor kulübü kurduğumuzda bizim 6 sporcumuz vardı. Ve şimdi ondan sonra geçtiğimiz bu yılbaşında ve gittikçe artacaktır. Bu geçtiğimiz yılbaşında ben 6 sporcuyu başka spor kulübüne gönderdim. Evet. Sıfırdan başladım ve şu anda 18 sporcum var. Evet. Peki yakın zamanda gideceğiz bir turnuva var mı? Şu anda yakın zamanda Ağustos'ta gideceğim. En erken Ağustos. Evet. Ağustos'ta. Hı-hı. Çalışmalar falan artık her bir şekilde düzene oturmuştur diye düşünüyorum tabii, sizde. Evet. Başarılı bir şekilde de devam edeceksiniz. Evet. Programın da sonuna geldik ama ben gerçekten şu sonradan belki tek tek de beraber olacağız buna inanın. Ama bu zaman dilimi içerisinde ben insanlara vermek istediğim bir mesaj vardı. Engel dediğimiz yani sadece bedensel engeller ya da işitme engeller ya da görme engeller değil. Bizlerin gerçekten bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani samimiyetimle bunu söylüyorum. Bana da bu konuda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak söylemek istediğiniz şeyleri bir kelimeyle alırsak Umut Bey önce sizden. Ya ben o zaman şöyle söyleyeyim. Evet. Tekrar da yine aynı konuya geleceğiz ama. Üstünde duralım ama bu konunun. İşaret dili evet, şimdi bakıldığı zaman ne olacak ki diyen olabilir.
Evet. En sonunda biz bir eğitim veriyoruz. Sertifika alıyorlar, gidiyorlar. Öyle değil. Yerdiğiniz her, yetiştirdiğiniz her kişi, verdiğiniz her diploma işitme evet. engelliye zarar verir. Evet. İşitme engelliyi rencide eder. Günü kurtaracağım diye bunların altına giriyor. Yani şimdi geçmiş işitme engellinin karşısına adam gülüyor. Meğersem güler yüzlü olmaya çalışıyormuş. Hadi ama canım. Bu işitme engelli için hakaret. Adam bende dalga mı geçiyor diye zannediyor. Çok i̇şte niye? Şey yani. Bunu veren eğitimini veren kişi bilmiyor bunu. Bir de sizlerle işitme engellerle birlikte bir yerde yaşamayınca nasıl bir arada? Kaynaştırma eğitimi yaparız biz mesela. Evet, eğitimlerimiz evet. yapılır. 15-20 günde bir kendi kendilerini test ederler. Evet. Öğrendik mi öğrenmedik mi diye. Hı-hı. Ama bu arkadaşlar yapamıyorlar ne yazık ki. Evet. Çünkü işitme engelli yok. Ya lütfen bu işleri katılan kursa da katılan insanlara Hı-hı. söyleyelim. İyi araştırmadan bu kurslara katılmayın. Evet. Halk eğitimler de olsa bu işin içinde. Evet. Bence bir bakın. Hocalar kimleri, ne hangi evet. ortamdalar, nasıl çalışıyorlar. Engeller için bir şeyler yapmaya çalışan var mı? Evet. Ya en basit dediğim gibi bugün EKPS'nin son günü. Hı hı. Ben bugün bir 20 kişilik daha grup bir baskı yaşadık. Evet. Allah razı olsun. Mehmet abiler yardımcı oluyorlar. Mehmet Akkulut, Samet Başkan. Zaman kalırsa evet. o gelip yardımcı oluyor. Yani evet. birbirimize yardım ediyoruz. Ama eğitim Hepsi veren hocalarımız nerede? Hepsi bir yere kadar. Niye yapmıyorlar? Niye onlar çağırmıyorlar? Yani o zaman ne olacak bunlar? Evet. Valla dilerim sözleriniz ve şeyleriniz, dilekleriniz. Ben de katılıyorum ve artık insanların kulaklarına gitmiştir diye diyorum. İsmail Bey, siz neler söylemek istersiniz? Ben de en son olarak da şunu evet. söylemek istiyorum. Özellikle engelli ailelerine seslenmek istiyorum evet. ben. Engelli aileler lütfen engelli çocuklarını evde barındırmasın ve saklamasınlar. Evet. Onların geleceğiyle oynamasınlar. Eğitimlerine engel teşkil olmasınlar. İlgili kurum ve kuruluşlara gönderilip eğitimlerini alıp kendi geleceklerini sağlamasını diliyorum. Evet. En azından internetten görme evet. engelliler diye mesela sizi ben görüyorum bayağı faalsiniz. 19 Mayıs Görme Engelliler Spor Kulübü diye Samsun'dakiler ve Samsun çevresindekiler size başvurabilir. Evet. Bunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz öyle değil mi? Evet, evet tabii ki. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok anlamlı ve çok özel bir programdı. Bana bu konuda da yardımcı olduğunuz için tekrar size teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlar içerisinde uzun uzun konuşacağımız zamanlar da gelecektir. Ama bu mesaj çok önemliydi diye düşünüyorum. Evet. İnsanlar da bunu kulağına küpe yapsın diyorum. Diğer engelliler de artık şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir zaman var. Çünkü yan sanayi arkadan gümbür gümbür geliyor. Bunlara engel olmamız gerekiyor. Engelleri kullanmayalım. Üzerimizden kullanılmaması istismar edilmemiz için. Murat, sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Tekin, benim işaret dil tercümanım. Ne kadar önemli olduğu konusunda her zaman yanındaydı. Onu da her zaman ben saygı ve sevgiyle her zaman her konuşmamda söylerim. Ve bu güzelliklerin artması ile sevgili seyirciler, bu hafta da benim adıma çok güzel program gerçekleşti. Ama maalesef zaman yeterli değildi. Daha çok konuşacağımız şey vardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.